Aşağıdakilerden hangisi e, haritalı tahminle ilgili bir metin olamaz diyor arkadaşlar? Evet, hemen bakıyoruz şöyle. Ne demiş? Demiş ki, ülkemizin kuzey kıyılarında az bulutlu ve parçalı bulutlu bir hava hakimdir. Hava sıcaklığı da gündüz yüksekken geceleri düşüktür demiş arkadaşlar. Hemen kuzey kıyılarına bakıyoruz şöyle. Şu tarafları. Ne diyor bakın? Ee, az bulutlu ve parçalı bulutlu bir hava hakim. Evet gördüğünüz gibi şunlar az bulutlu bunlar da parçalı bulutlu arkadaşlar. Ondan sonra hava sıcaklığı da gündüz yüksekken geceleri düşüktür diyor. Doğru geceleri de ne olmuştur düşük olmuştur yer yer şöyle neyi görüyorsunuz arkadaşlar? Kırmızıları görüyorsunuz. Dolayısıyla Adana şıkkı olabilir. Bunu şöyle bir eleyelim bakalım. Orta Ege, Orta Anadolu ve Doğu Anadolu'nun büyük bölümlerinde görüş mesafesini yer yer azalan, azaltan bir hava vardır. Atmosferin alt tabakalarındaki küçük su taneleri veya buhardan oluşan bulutların çok alçalarak yeryüzüne kadar inmesiyle oluşan dumanlı bir hava söz konusudur diyor arkadaşlar. Bakalım dumanlı hava var mı? Ee, şöyle baktığımızda neresi diyor? Orta Ege. Tamam, yani şuralar arkadaşlar. Şöyle tamam ortaya geç şuralar diyor. Tamam ondan sonra e, neresi diyor? Orta Anadolu ve Doğu Anadolu. Doğu Anadolu tamam. Neler varmış diyor arkadaşlar. Görüş mesafesini yer yer azaltan bir hava var. Atmosferin alt tabakalarındaki küçük su taneleri ve buhardan oluşan bulutların çok alçalarak yeryüzüne kadar inmesiyle oluşan dumanlı bir hava söz konusu. Doğru arkadaşlar Bursa şıkkında eliyoruz. Ülkenin sadece güneydoğu bölgesinde yağış vardır. Bu yağışta da sağanak ya da kuvvetli bir şekildeyken zamanla gök gürültülü sağanak bir yağışa dönüşecektir. Hemen güney tarafına bakıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle ne diyor ülkenin güneydoğu bölgesi. Güneydoğu bölge yani şu kısımlar. Şimdi baktığımızda sadece burada mı var? Yok burada tamamen sıcaklık olduğunu görüyorsunuz. Çünkü hep kırmızılıklar var. Dolayısıyla cevabım C şıkkı olacaktır. Ülkenin kıyı kesimlerinde iç Ege ve iç Anadolu bölümlerinin büyük çoğunluğunda açık hava ve güneşlidir. Buna bağlı olarak gece ve gündüz hava sıcaklıkları sıfırın altına düşmeyecektir. Baktığımızda arkadaşlar ne diyor? E, i̇ç Ege yani şuralar ve iç Anadolu bölgeleri gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bizim için e, hava açık ve güneşli olduğunu söyleyebiliriz. Tamam, açık. Gördüğünüz üzere bunu da eliyoruz. Ege ve Akdeniz kıyılarında açık ve güneşli bir hava varken Karadeniz kıyılarının doğu kısımlarında, yağışlı, batı kısımlarında az bulutlu bir hava söz konusudur. Ege ve Akdeniz kıyılarında açık ve güneşli hava var arkadaşlar. Doğru. Bunu da eliyoruz. Cevabım C şıkkı. Bu parçada verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi mazmun olabilir? Askerliğini yapmış olanlar bileceklerdir. Zifiri karanlık gecelerde travers eğitimi yapılır. Buna göre geniş bir arazinin bazı gizli yerlerine gündüzden bir takım işaretler bırakılıp ipuçları serpiştirilir. Gece askerin eline bir fener ve pusula verilerek işaretlerden her birinin mesafe ve yönleri ile hedefi bulması istenir. Eğer asker ilk işareti bulamamışsa ikinci ve diğerleri için verilen yön ve mesafeyi tayin etmekte müşkülatla karşılaşacaktır. Ama eğer işaretleri doğru bulursa bir sonraki işaret daha kolay tespit edilebilecek ve hedefe varmaktadır zor olmayacaktır. Ancak arazinin engebeli yapısı ve tabiat şartları hedefe giden yolda oyalayıcı unsurlar olarak kendini hissettirecektir. Şimdi her bir beyitteki her bir kelimeyi muhtemel birer işaret, mana veya ahengi arazi mazmunu e, da hedef olarak düşünelim. Şair tıpkı komutan gibi inisiyatifini kullanarak arazinin çeşitli tabiat şartlarını en uygun sistemle Diyor İşaretlendirip askerlerin hedefe kısa sürede e, emniyetle varabilmesini ve bunu bir zevke dönüştürmesini sağlamak zorundadır. Yani mazmun belli deliller ve işaretler verilerek çeşitli ipuçları gösterilerek mana içindeki zarif ve sanatlı manaya ulaşmakla kendini gösterir. Mazmun eskidir, kalıptır, herkesçe bilinir. Böyle olunca bedi bir zevk verir diyor arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. Sevgilinin kirpiklerinin oka benzetilmesi bir mazmundur, bir işarettir arkadaşlar. Ok gibi keskin olması, yaralayıcı olması, aşığı etkilemesi. Bu bir mazmun olabilir cevabım aşıkkı. Diğerleri zaten değil arkadaşlar. Diğerlerinin edebiyatta çok yeri yok dediğim gibi cevabım A. Bu karikatür yorumlanırsa aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Fantastik bir kurguya sahiptir. Aziz'in gelecekte böyle mi konuşuluyor? Gelecekte nasıl konuşulduğunu e, karikatürde görüyoruz. Bu fantastik, olağanüstü bir kurgu. Verilmek istenen ileti iletişimin kolaylığı mıdır? Bir kenarda dursun. Mekan açısından milli bir nitelik göstermektedir. Burada arkadaşlar camileri falan görüyorsunuz. Bu da doğru. Nesnelerin adlandırılmasında mizahi bir üslup benimsenmiştir. Bakalım müşerref oldum demek zaman seyyahısınız. Diyor. Kim bilir ne serüvenler tecrübe etmişsinizdir diyor. Tamam. Ee, burada arkadaşlar nesneler evet gördüğünüz gibi mizahi bir üslup var. Bunu da eliyoruz. Dilin dönemsel özelliklerine yönelik değişiklik. Buradaki müşerref ve seyyah sözcüklerinde değişiklikler söz konusu. Bu da doğru. Verilmek istenen ileti, iletişimin kolaylığıdır değil. Zaten her şey aynen aynen demiş. Burada aslında bir mizah var. İletişimin kolaylığı değil verilmek istenen mesaj. Cevabın bursa. Aşağıdaki metinler bazı kitapların arka kapaklarındaki tanıtım yazılarından alınmıştır. Bu metinlerden hangisi yukarıdaki görselle ilişkilidir diyor. Bakalım. Kurtalan Express'in köhne kompartmanlarından birinde defterine sürekli notlar alan toy bir edebiyat heveslisi, Batman'dan Haydarpaşa Garına uzanan 32 saati aşkın maceralı bir tren yolculuğu. Burada arkadaşlar trenle alakalı bir şey var mı tren yolculuğuyla alakalı? Yok. Bu durumda Adana Şıkkı'na yediyoruz. B'ye bakıyoruz. Çok açık ve çok kolay bir anlatımla İngilizce öğrenmemizi sağlayacak bu kitapta. Her konu ile ilgili çok fazla örnek bulunacak ve konuları çok daha kolay anlayabileceksiniz. İngilizce ile alakalı bir şey diyor. Bu durumda bunu da eriyoruz. Bir güne kaç hatıra, kaç yaşanmışlık, kaç hikaye sığdırabilir? Söz konusu uzun bir yolculuksa sayısız. Geri doldurulamaz bir geçmişi paylaştığı dostu. Kazangap'ın cenazesini taşıyan Yedigey'in yolculuğu bütünüyle yaşamı soruşturan bir yolculuk olacaktır. Burada da yolculuktan bahsediyor. C şıkkında eleyebiliriz. Sosyal bilimler dünya insanoğlunun tüm ihtiyaçlarını karşılar ancak tüm hırslarını değil der. Söylenen yalanlara, vaatlere, geleceğe, insanına eğilimdedirler diyor insan. İnanana eğilimdedirler. En çok da kendimize yalan söyleriz. Zihnimizin fark edemediği yalanlar çoğu zaman en basit olanlardır. Burada da yalandan falan bahsetti arkadaşlar. Görselle alakalı olamaz. Şimdi son şıkkımıza bakalım. Frik yolu milattan önce 1700 yılları arasında Friklerin hüküm sürdüğü günümüzde Ankara, Afyon, Karahisar, Eskişehir ve Kütahya e İlleri arasında kalan bölgede antik yollar esas alınarak oluşturulmuş ve uluslararası standartlarda işaretlenmiş uzun yürüyüş ve bisiklet yoludur. 3 farklı noktadan. Evet. Gordion, Ankara, Seyitler ve Yenice çiftliği diyor arkadaşlar. Burada zaten Frig diyor, Tarih diyor, milattan önce diyor arkadaşlar. Antik diyor. Dolayısıyla bu görselle alakalı olabilir. Cevabım Edirne şıkkı.